Yeni bir Kıbrıs dosyasından herkese merhabalar. Stüdyomuzda her gün olduğu gibi bugün de çok değerli bir konuğumuz var. 24 Haziran yerel seçimler ve yerel seçimleri konuşmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Belediye Başkan Adayı Birol Karaman bugün bizimle birlikte. Hoş geldin Birol. Hoş bulduk sevgili Ali. Nasılsın, iyisin? Ben iyiyim, sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz. Tabii Girne çok önemli, Lefkoşa önemlidir, her yer önemlidir ama Girne özellikle turizm açısından da çok önemli bir kent ve son dönemlerde de en çok konuşulan bölge. Özellikle yapılaşması konusunda Girne inisiyatifinin çok belirgin bir şekilde birçok konuda o bölgede yaşanan sıkıntıları gündeme getirmesi konusunda neredeyse bütün yıl Girne'yi konuştuk ve hepimizin en büyük şikayetlerinden bir tanesiydi. Gerçekten artık Girne'ye inerken denizi bile görmekte zorlanır duruma düştük. İlk önce adaylık sürecine biraz değinelim. Nereden? Yani herhalde bu saydıklarında bir etkendir senin için aday olmak olur için. Şuradan başlamak lazım öncelikle. Biz tabii dün akşam çok kalabalık, çok coşkulu bir aday tanıtımı şölenindeydik. Ancak aday tanıtımı şölenimiz bitip de eve döndüğümüzde ne yazık ki çok acı bir olayın haberini aldık. Dün akşam Gönyeli'de yaşanan olay bizi çok derinden üzdüğünü öncelikle programın başlangıcında söylemek isterim. Biz evet şu anda Girne'yi konuşuyoruz ve Girne'deki altyapı sorunlarını, Girne'deki çarpık yapılaşmayı anlatıyoruz. Ancak demek ki ülkede şiddet kültürünü kökünden söküp atacak belli adımları da düşünmek durumundayız. Dolayısıyla bugün biz dün yaşanan acı olayın da etkisiyle birazcık kampanyamıza daha düşürdük. Kesinlikle. Düşürdük. Çünkü gerçekten insanlar üzüntülü, biz de çok üzüntülüyüz. Başlangıçta öncelikle bunu bir ifade etmek isterim. Tabii adaylık süreci bizim açımızdan böyle paldır küldür geldiğimiz veya bir anda ortaya atıldığımız bir süreç olmadı tabii ki. Biz 1,5 yıl önce bundan Girne İlçe Yönetim Kurulu olarak çok genç bir ekiple yola çıktık ve görevi aldığımız günden itibaren de Girne Belediyesi içerisindeki sorunlar, Girne'deki sorunlar hep odak noktamızda oldu. Bunları önce sorun tespiti noktasında, daha sonra bu sorunların nasıl çözülebileceği noktasında bir hazırlık yaptık. Tabii biliyorsun ben sivil toplum örgütlerinden de gelen birisiyim, evet, aynı zamanda. Bayağı da aktifsin. Aktif bir görevler aldım uzun yıllardır. Dolayısıyla gerek Mühendisler Birliği'nde olsun, gerek Girne İnisiyatifi'nde olsun zaten parti dışında benim ayrıca da çalışmalarım vardı. Dolayısıyla bu sürecin sonunda projeleri, sorunları, çözümleri ortaya koyduğumuzda arkadaşlarımız bu görevi benim yürütebileceğim üzerinden bir değerlendirme yaptı ve bana sordu böyle bir görevi kabul eder misin diye. Ben de elbette bu partinin gençlik örgütlerinden yetişen, parti meclisinde görev alan, ilçe yönetim kurullarına emek koyan ve 2000'li yıllardan beridir tüm seçimlere, tüm seçim kampanya dönemlerine katılan birisi olarak bu teklife olumlu yaklaştığını söyledi. Çok da genç var etrafım. Yani ben bu son süreçte 2-3 kere Girne'ye geldiğimde birkaç mekanda gördüm. Hem seni gördüm bir kere selam açık, ama diğerlerini de uzaktan da takip ettim. Toplantılar, sürekli toplantılar, ellerinizde projeler falan, yani çok alışık değildik aslında biz böyle. Biz daha çok belediye başkanı adayı olduğunda şuna alışık. İşte geleceğim seni iş alacağım seni. İşte yolcunu düzelteceğim. İşte oradaki kapacığı düzelteceğim falan. Siz bayağı bir projelerle uğraşıyorsunuz. Yani bu benim açımdan çok ilginç gibi göründü. Çünkü alışkın değiliz toplum olarak. Çok teşekkür ederim. Bunun dışarıdan da görülebiliyor olması bizi mutlu etti tabii ki. Dediğim çerçevede biz gerçekten iyi bir hazırlık yaptık. Yani hem parti içerisinde hem sivil toplum örgütlerinde hem de sürekli kamuoyu yoklamaları yaparak aslında insanların, bizim ulaşamadığımız insanların da görüşlerini almaya çalıştık. Ve kamuoyu yoklamaları sonucunda gördük ki bugün Girne'de her iki kişiden birinin şikayet ettiği konu trafik konusudur. Dolayısıyla trafikle ilgili örneğin çok iyi bir hazırlık yaptık. Avrupa Birliği ülkelerinde trafik konusunda uzmanlaşmış bir mühendis arkadaşımız Kıbrıs'a geldiği bir dönemde çıktık ve bir hafta boyunca Girne'yi gezdik. Neler yapılabileceğini, eksikliklerin neler olduğunu, bu trafikle ilgili problemlerimiz, ki trafikten kastımız tek başına trafik sıkışıklığı da değil.
Yolların kalitesi de aynı şekilde önemli. Kaldırımların bugün yayalar tarafından kullanılamıyor oluşu ve araç park yeri olarak kullanılıyor oluşu da elbette ki bizim için önemli. Aynı zamanda toplu taşıma, yürüyüş yolları, bisiklet yolları konusu da bizler için önemli. Dolayısıyla bunlarla ilgili biz gerçekten iyi bir hazırlık yaptık trafik konusunda. Yani şöyle, yani trafik konusunda hep öyle alışılagelmiş işte trafiği çözmek için hamleler yapıyoruz, işte ekstra buracını açıyoruz falan değil. Aynen. Yani genel anlamda bunu çözme noktası. Çünkü orada inanılmaz derecede bir şey tepki var trafiğe. Bütün unsurlarıyla birlikte trafiği ele alma. Yani az önce söylediğim çerçevede kaldırımların örneğin kalitesi trafiğin aslında bir unsurudur. İşte az önce okul ziyaretlerindeydik. Okuldan dönerken mesela bir tabela koymuşlar yolun ortasına, Anafartalar Lisesi'nin önünde. Her gün yüzlerce öğrencinin girip çıktığı, yüzlerce velinin girip çıktığı bir yolda neredeyse 1,5 metre boyunda bir tabela var. Dolayısıyla oradan geçerken insanlar kafasını vuruyor örneğin. Halbuki bunun hem Avrupa standartları hem de bizim Türk standartları dediğimiz standartlarda çok açık tanımları var. Tabelanın nerede durması gerektiği, boyunun ne olması gerektiği gibi çok basit, böyle yatırımı da çok büyük olmayan önemli detayları var ki bu detaylar aslında kenti güzelleştiren ve belediyeciliğin de şeyidir bunlar, yani asli görevleri ve kuralları. Kesinlikle. Dünya literatüründe de bu böyledir. Kesinlikle. Dolayısıyla biz hem trafikte hem diğer konularda kente bir standart getirmek üzere çok iyi bir hazırlık yaptık ve bunlar dediğim gibi öyle çok çok ciddi yatırımlar veya çok çok zaman alacak işler de değildir. Biz süratle bunları uygulamak ve hayata geçirmek durumundayız artık. Yine de ki bu tartışmalardan kurtulalım. Evet. Tabii nasıl bir yapı olduğu noktasında herhalde araştırmanız var bu geçtiğimiz 4 yıllık süreç içerisinde neler yaşandığına göre. Maddi anlamda ne durumdadır? Şimdi Girne Belediyesi sanırım Girne 28 Belediyesi. Kent Belediyesi içerisinde mali anlamda sıkıntı yaşamayan belediyelerden birisidir. Çünkü Girne turizmin merkezidir. Otellerimizin, konaklama kapasitemizin çok büyük bir bölümü Girne Belediyesi. Daha doğrusu Girne bölge sınırları içerisindedir. Girne Belediyesi de bundan iyi bir pay almaktadır. Aynı şekilde imar konusunda yaşanan gelişmeler tabii ki Girne'ye çok ciddi gelir gelmesine yol açmıştır. Ancak bu gelen kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılabildiği yönünde bizim kuşkularımız var, şüphelerimiz var. Dolayısıyla bu kaynakların çok daha iyi kullanılarak kentin temel sorunlarını çözmek üzere kanalize edilerek. İşte onu soracaktım ben de tam. Yani maddi yönden sıkıntısı olmayan ender belediyelerden biridiniz. Doğru. Peki bu maddi sıkıntısı olmamasının, yani bu bütçesinin iyi olmasını toplumuna ya da bölge halkına yansıtabiliyor mu? Yansıtamıyor. Çünkü bununla ilgili belediye içerisinde ne yazık ki kurumsallaşma başarılamadı. Bunu hep konuşuyoruz. Nasıl açabiliriz? Zaten trafik konusundan sonra kurumsallaşma konusudur bizim ikinci ele aldığımız konu. Açıklayalım bunu. Evet. Girne Belediyesi'nin tepesinde uzun yıllardan beri değil bir kavga sürüyor sevgili Ali. Bunu Girneliler benim ne demek istediğimi, karakterleri vesaireyi çok iyi biliyor. Girne'de, Girne Belediyesi'nin kimlerin olduğunu da çok iyi biliyor. Girne Belediyesi'nin tepesinde süren kavga ve aslında bugüne kadar ben bilirim, ben her şeyin en iyisini yaparım ve sadece ben yaparım diyen anlayışların belediyeyi de kenti de getirdiği hal ortadadır. Girne Belediyesi içerisinde de aslında oradan başlayarak bütün topluma yayılan bir ayrıştırmadır söz konusu olan. Falan başkan döneminde işe girenlerle filan başkan döneminde işe girenler, falan görüşe yakın olanlarla filan görüşe yakın olanlar arasında ne yazık ki bir ayrımcılık yapılmaktadır. Ve bu işte bizim gelir elde ettiğimiz halde kente katkı sağlayacak, kentin ana sorunlarını çözecek projeleri ortaya koyamamamıza yol açıyor. Örneğin Girne Belediyesi'nin bütçesini inceliyoruz. İşte diyoruz ki geliri iyidir. Dolayısıyla eğer bunları iyi organize ederse aslında kente çok ciddi yatırımlar yapabilir. Mesela ne yaptı? İşte 19 milyon TL'lik bir yatırım yaptı son dönem içerisinde ve yeni belediye binasını bitirmek üzere iyi bir hazırlığa girdi. Bize göre bugüne kadar bitmesi gereken bir binaydı. Çünkü kurumsallaşma evet fiziki yapıyla da alakalı bir şeydir. Ancak yani bir ihtiyaç vardı. İhtiyaçtır anda. Tabii ki. Bu burada bizim bir şeyimiz yok. 19 milyon biraz fazla değil. Ama 19 milyonu binaya ayırabilen bir belediye demek ki diğer sorunlara da kaynak ayırabilir. Birinci nokta bu.
İkincisi, bütçeyi incelediğimizde Avrupa Birliği'nden, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından Girne Belediyesi'nin yeterince faydalanamadığını da görüyoruz. Son yıllarda tek bir kuruş para alamamıştır Girne Belediyesi. Neden? Projeye üretmemekten kaynaklardan. İşte dediğim sebepten. Kurumsallaşmayı başaramadığı için ve orada kentin sorunlarını öngörüp ona yönelik projeler yapamadığı için bugün Girne Belediyesi sadece sorunların peşinden koşan bir hale gelmiştir. Yani mesela ben bir Lefkoş olarak özellikle yaz geldi şimdi şu anda. Neden Girne'ye gitmek istemiyorum? Yani Girne'liler neden Girne Limanı'nı kullanmak istemiyor sence? İşte, mesela ben lise yıllarımda hatırlarım. Tabii. Bir sürü Lefkoşalı arkadaşım çıkardı Girne'ye. Geceleri, öyle cumartesi geceleri. Cumartesi geceleri limanda yürüyecek tabii yer bulmazdık. Adım attığımız yerde bir tanıdığımızı görürdük. Şu anda Girne Limanı'nın bundan eser yok. Evet. Eser kalmadı Girne Limanı'nda bundan. Dolayısıyla problem işte burasıdır. Problem sorunları öngörüp ona uygun bir şekilde yapılaşıp hiç kimseyi ayrıştırmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, şu görüşteydi, bu görüşteydi demeden herkesi kentin sorunlarını çözecek bir noktaya odaklamaktır. Siz de bunun elbette başında olan insan olarak bunu sağlamakla yükümlüsünüz. Bunu yaptığınızda, bu projeleri hazırladığınızda, işte anlattığım kaynakları doğru bir şekilde kullandığınızda, eksik kalan yerde uluslararası kaynaklardan faydalandığınızda kente aslında o kaybettiği dokusunu yeniden kazandırma noktasına gelirsiniz ve bu da tek başına kentte yaşayan insanların mutluluğunu artırmaz. Çünkü kaliteli ve güzel bir çevrede yaşamak evet insanların mutluluğunu artırır. Ama ekonomik faaliyetlerin daha düzenli bir şekilde yürümesi, oradan insanların daha iyi gelir elde edebilmesi, esnafın fayda sağlayabilmesi ve dolayısıyla toplu bir şekilde insanların daha mutlu bir hayat sürmesi elbette mümkündür. Bizim de tüm hazırlıklarımız zaten bu yöndedir. Örneğin mesela açıklama geldi Girne'den. Şöyle bir açıklama. Sahillerimiz yaz için hazır. Hı hı. Peki ben sahiller hazır, mutlaka hazırlanır yani. Temizlemesi kolaydır sahiller, hazırlan, onu sürerler, ederler filan da. Hı hı. Deniz hazır mı? Mesela benim için en çok endişelendiren konulardan bir tanesi buydu. O pis suların akıtıldığı, otellere hiçbir şey yapılamadı, edilemedi. Bu yönden hazırdır yani, bunlar da engellendi. Çok çok doğru bir soru sevgili Ali. Yine çocukluğumuzdan bir örnekle devam edelim istersen bu soruya. Biz mutlaka... Çocukluk deyince Maramonte'de gelir. Maramonte'de olur. Marazımdan ölürüm şimdi. Maramonte'de olur, Acapulco'da olur, Kervansaray'da tabii olur. Çocukluğumuza gittiğimiz plajlarda hatırla. Ayağımıza deniz kestaneleri batardı. Çok da acıtırdı o. Günlerce çekerdik onun sızısını, üzerine basamazdık. Şimdi son yıllarda Girne'de ayağına deniz kestanesi batan neredeyse hiç kimse kalmadı. Bu evet bize bir konfor sağlıyor ama deniz kestanesi bilinmesi gerekir ki denizlerin temizliğinin göstergesidir. Eğer deniz temizse denizde deniz kestanesi olur. Eğer değilse deniz kestanesi göremezsiniz. Yani kirli denizde deniz kestanesi yaşamaz. Dolayısıyla bugün ayağımıza batmayan deniz kestaneleri aslında bize denizin ne kadar pis olduğunu da gösteriyor. Şimdi bununla ilgili son dönemde özellikle mevcut belediye yönetimi defalarca biz arıtma sorununu çözüyoruz, ihaleye çıktık, çıkıyoruz gibi açıklamalar yapmış olsa da ne yazık ki arıtma konusunda hiçbir adım atmamıştır. Son dönemde çıktığı ihalede sonuçlanmış ancak bu sefer de dövizde yaşanan ciddi artış sebebiyle bu ihale sonuçlandırılıp bağlanamamıştır. Dolayısıyla bu konuyu da biz hem parti içerisinde hem sivil toplum örgütlerimizde hem uzmanlardan katkı alarak yıllarca belediyelerde bu konularla ilgili çalışan insanlarla çalıştık ve aslında kanalizasyon sorununun çok da basit bir sorun olduğunu gördük. Yapılması gereken, atılması gereken belli adımlar var. Birincisi, bugün Girne Belediyesi'nin çıktığı ama az önce söylediğim dövizdeki yükseliş sebebiyle sonuçlandırılamayan ön arıtma ihalesini bir an önce çözmemiz gerekiyor. Bizim denize hiçbir arıtmaya tabi tutmadan boşalttığımız lağım suyunu bir sefer ön arıtmadan en azından geçirmemiz lazım. Tabi Avrupa Birliği ülkelerinde biliyorsun artık arıtılmış sular bile denize akıtılamıyor. Çünkü oralarda da başka problemler çıkıyor. Dolayısıyla ilk etapta örneğin bizim mutlaka bir ön arıtmayı hayata geçirmemiz lazım. İkinci olarak yine kurumsallaşmaya bağlıyoruz konuyu. Girne Belediyesi'nde son 4 yılda da ondan önce de yüzlerce personel alınmıştır. Alınsın da elbette kent büyüyor, ihtiyaçları gelişiyor, alınacak. Ancak bir tane çevre mühendisi alınmamıştır. Bir tane biyolog alınmamıştır örneğin. Bu konuları çalışsın,
bu kadar kanalizasyon sorunu olan bir kentte, orada şu anda belediye içerisinde özveriyle çalışan insanlara yardımcı olsun, katkı sağlasın. Tecrübeli insanlarımız, yeni gelen genç personellerimizi yetiştirsin ve bu konuyu daha detaylı çalışmalarına yol açsın. İşte proje hazırlasın, kaynak bulsun gibi bir noktaya ne yazık ki gidemedik. Dolayısıyla ön arıtma sorununu biz çözdükten sonra mutlaka belediye içerisindeki kapasiteyi artırmamız lazım. Evet. Daha sonra da bir kanalizasyon ana planı yapıp bunu harfiyen yerine getirmemiz lazım. Burada eklemek istediğim Buyurun. Bir nokta var. Çok tabii duyuyoruz. İşte şu planlar hazırlandı, bu planlar hazırlandı. Ancak hazırlanan planlar ne yazık ki bizim ülkemizde uygulanmıyor. Dolayısıyla biz kitapçığımız şu anda baskıdadır, matbaadadır. Orada da bunu açık bir şekilde söyledik. Gerek kanalizasyon konusunda, gerek yağmur suyu konusunda biz sivil toplum örgütlerinden, halktan insanların oluşturacağı bir izleme komitesi talep ediyoruz. Bir de merkezi hükümetlere de burada hiç düşmüyor mu? Yani şu anlamda elbette onlara cezaların da. Arttırılması, caydırıcı cezalar. Şimdi cezaların kesilmesi şuna yol açmamalı. Yani ben cezamı öderim ama lağımı da boşaltmaya devam ederim gibi bir anlayış kabul edilemez. Dolayısıyla bizim mutlak surette bu planlamayı yapıp orada bir de izleme komitesi kurup çok bu yatırımları sivil toplumun bizi zorlamasını istiyoruz. Ve bunu da açık söylüyorum, temsilcilerini biz seçmeyelim. Sivil toplum örgütleri, halktan insanlar kendileri kendi temsilcilerini seçsin. Bizi her an denetlesin ki bu planlar artık hazırlanıp da tozlu raflarda kalmasın. Bunlar adım adım uygulansın. Biz de eğer bir hata yapmışsak, bir yanlış yapmışsak göreve geldikten sonra onu hemen giderebilelim ve artık yine de bu kanalizasyon gibi bir sorunu bu çağda tartışmayalım. Evet. Sibel Baflıgil, ben hepsini tek tek sayayım çünkü hepsi başarılar diledi. Teşekkür ederim. Ayşe Azmi, Kamil Kayasal, Nukat Ebru Karamanoğlu, Nur Adelen, yukarı gidebilirsem, Cumhur Yılmaz, Niyazi Sertel, Sermin Yücel ve diğerleri ve hala da like yapmaya devam edenler, hepsine teşekkür ediyoruz. Onların sizlere desteği var, tüm izleyenlere teşekkür ediyoruz. Tabii Girne'nin artık ne yöne doğru gitmesi gerektiğini konuşalım. Çünkü Girne'nin ne yöne doğru gittiğini zaten bugüne kadar bahsettin. Sen birçok sivil toplum örgütü içerisindesin ve o sivil toplum örgütleri de bunları defalarca anlattı, söyledi. Peki nereye doğru gitmesi gerekiyor şimdi Girne ve ne tür projeleri var Birol Karaman'ın ve ekibinin? Evet. Girne bir sefer bir şey bilmemiz lazım. Nüfus artmaya devam edecek. Yani bugün işte ben ne yapayım, nüfus çok arttı, onun için kente yetişemiyorum gibi ortaya konan bahaneler, bilelim ki yarın durmayacak. Nüfusu biz durduramayacağımıza göre şu anki pozisyonumuzda veya var olan insanları kentin dışına çıkaramayacağımıza göre nüfusun artışı problemi devam edecek. Dolayısıyla bizim nüfus artışını yönetebilir bir hale getirmeye ihtiyacımız var. Bu da az önce anlattığım projeler bunların elbette ki başlangıcıdır. Ama Girne'de bugün artık ciddi bir sıkışmışlık var. Betonlaşmadan kaynaklı ciddi bir insanların bunalmışlığı var. Ve kentten nefes alacak alan sayısında ciddi bir kısıtlanma var. Bizim bunu işte aşmamız lazım. İnsanların, mesela Girnelilere gidin sorun, nedir en çok son zamanlarda kıskandığınız şey sizin Girne'de diye. Size iki şey sayacaklar. Biri Alsancak Belediyesi'nin orman içerisinde yaptığı yürüyüş yolu. İkincisi de Lapta Belediyesi'nin sahilde yaptığı sahil yürüyüş yolu. Girneliler bugün bizim gittiğimiz her yerde bunun kıskandıklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla bizim de işte buna benzer projeleri mutlaka Girne'ye kazandırmamız lazım. Bu ekolojik projeleri hayata geçirmemiz lazım. Girnelilerin o kent içerisindeki sıkışmışlığından kurtulacak yeni yatırımları hayata geçirmemiz lazım. Ve biz bununla ilgili sevgili Ali hazırlıklarımızı yaptık. Örneğin Zeytinlik'ten Sentilaryon'a kadar gidecek 3.3 kilometrelik bir yürüyüş ve bisiklet yolunu biz hazırladık, projelendirdik, gittik yerinde gördük, fotoğrafladık ve bunu mutlak surette bizim kente kazandırmamız lazım. Şimdi bu bahsettiğim yer aslında böyle çok da ciddi bir yatırım gerektiren bir yer değil. Halihazırda zaten bir yol var. Batı çevre yolu yapılırken üstelik burada bir de alt geçit bırakılmış. Yağmur sularının muhtemelen geçmesi üzere. Ancak biliyorsun yani yağmurlu mevsimler bizde öyle çok uzun dönemler değil.
kısa dönemlerdir. Evet. Biz eğer burayı ama düzenlersek... Ama kısa dönemlerde neler yaşadığımız ortada. Neler yaşadığımız ortada, onunla ilgili hazırlıklarımızı biraz sonra anlatırım. Tamam. Ancak yağış olmayan dönemlerde örneğin biz oraları düzenleyip güvenli hale getirirsek, işte Zeytinlik'ten başlayıp Sentilaryon'a kadar gidecek bir güzergahı kente kazandırabilirsek, bu işte bizim bugün şikayet ettiğimiz o sıkışmışlıktan, o betonlaşmadan kurtaracak bir noktayı elbette ki yaratacaktır. Bunun bir benzerini biz Balabayız'la Ozanköy arasında da yapabiliriz. Şimdi gittiğimiz birkaç yerde bize sordular. İşte Zeytinlik'le Sentilaryon arasında evet çok güzel bir proje hazırladınız. Biz de bunu destekliyoruz, beğendik. Ancak Ozanköy'le Balabayız arasını niye projelendirmediniz diye sordular. Biz de açık söyledik. Bu proje zaten hazırdır. Ve yıllardır belediyenin raflarında bekliyor. Dolayısıyla bizim bir an önce onu hayata geçirip Balabayız'a giden turistin Ozanköy'e inip Ozanköy'de barlardan, restoranlardan, diğer esnaflardan faydalanıp orada da yeni bir potansiyel yaratmamız lazım ki insanlarımızın giderek refah düzeyi artsın. Şimdi Zeytinlik'le Sentilaryon arasında oluşturacağımızı söylediğim yolun iki tane başka özelliği var. Bunlar bence çok önemli. Birincisi, biliyorsun Templar Şövalyeleri ile ilgili bu yol onların aslında kullandığı yoldur. Çok kaynaklara göre, birçok kaynağa göre bu yol Templar Şövalyelerinin kullandığı yol olarak bilinir. İkincisi, çatışmalar döneminde, toplumsal çatışmalar döneminde bu yol bizim mücahitlerimizin de kullandığı bir yol olarak bilinir. Dolayısıyla biz eğer bu güzergah üzerinde yürüyüş, bisiklet yollarını yaptıktan sonra tarihi noktalarla ilgili de bilgi verecek belli alanları yaratırsak, işte insanların orada yoga yapabileceği, kitap okuyabileceği, doğayla barışık alanlar eğer yaratırsak, hem burada insanlarımız nefes alacak, hem örneğin kente gelen öğrencilerimiz bu yolu kullandığında bizim tarihimizle ilgili ciddi bilgi alacak, turistler eğer buraya giderse bizim ülkemizle ilgili ciddi bir bilgiye kavuşacak. Dolayısıyla bu yoldan aslında basit gibi görünse de herkes kazanacak. İşte bizim kentle ilgili gelişimini gördüğümüz yer burasıdır. Kente bu tip ekolojik yatırımları kazandırmamızdır ki insanlar nefes alabilsin. Bugün o mutsuz olan Girneli daha mutlu bir hale gelebilsin. Evet. Peki bu yağmurla ilgili dedin, onu birazdan anlatacağım dedin. Bu çok önemli çünkü son iki dönemdir orada yaşanan felaketler artık insanları canından bezdirdi. Aynen öyle. Şimdi tabii Girne, turizmin başkenti, Kıbrıs'ımızın incisi Girne, artık gazete manşetlerinde senin de dediğin gibi sel baskınlarıyla, kanalizasyon problemleriyle gündeme geliyor. Ve bu konu tabii, bu yağmur suyu ve taşkın konusu aynı zamanda benim mesleğimdir de. Dolayısıyla bu konuda biz gerçekten iyi bir hazırlık yaptık. Benim de içinde olduğum iyi bir ekiple birlikte üstelik bunu yaptık. Ve şunu biz ortaya koyduk. Bir sefer Girne'nin biz mevcut haritalarından faydalanarak şu anda 3 boyutlu modellemesini bilgisayar üzerinde hazırladık. Daha sonra yine mevcut haritalarda bulunan dere yataklarını da bu 3 boyutlu simülasyon üzerine işaretledik. Şimdi sevgili Ali, her yağmur yağdığında bize denir ki işte 50 milimetre yağmur yağdı, 100 milimetre yağmur yağdı ve bu sorunlar oldu. Bu şimdi kabul edilebilir bir şey değil. Yani siz kaç milimetre yağmur yağdığını söyleyerek bu işten kurtulamazsınız. Biz gittik son 25 yılın, yani 1993'ten 2018'e kadar Girne'ye 20 milimetre üzerinde yağış düşen bütün tarihleri, bütün şeyleri, istatistikleri toparladık. Hı hı. 25 yıllık istatistikleri incelediğimizde biz aslında bunu buradan şuna gitmeye çalışıyoruz. Bizim bugüne kadar düşen en yüksek yağış miktarımız nedir? Sıkıntı yaşadığımız yağış oranları nedir? Ve bu hazırladığımız bilgisayar simülasyonunda biz eğer başarır da teknoloji artık o noktaya geldi çünkü biliyorsun. Yağmuru belli hızlarla bu kent üzerine yağdırırsak bilgisayarda nerelerde sıkıntı yaşayabileceğimizi tabii ki göreceğiz. Dolayısıyla orada artık şuna başlamamız lazım. Öncelikle bu işaretlediğimiz dere yataklarının gerçekten yerinde olup olmadığını, bunların doğal bir faktörle veya insan faktörüyle bozulup bozulmadığını bir sefer tespit etmemiz lazım. Bununla ilgili hemen bir ihaleye çıkıp bir harita firmasıyla anlaşıp bu dere yataklarının tespitini örneğin yaptırabiliriz. Daha sonra bunu halkın katılımını açarak bu anlattığım projeyi, ki şu anda
halkın katılımını açmaya hazır bir noktadadır. Halkın da katılımını açarak onların da görüşlerini alıp devam etmemiz lazım. Dediğim gibi dere yataklarını işaretledik. 3 boyutlu simülasyonu hazırladık. Ne kadar yağmur yağdığı artık elimizde var. Bilgisayar teknolojisini kullanarak biz bunları yaratabiliriz. Peki bundan sonra gideceğimiz yer neresidir? İşte ihtiyacımız nedir? Nereye bizim hangi çapta drenaj hattı yapmamız gerekir? Onları planlamamız lazım. Dolayısıyla bu bize birkaç şeyi getirecek. Bir, kente bilimsel bir bakışı getirecek. İki, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını getirecek. Üç, dere yataklarının korunması konusu çok önemli bir konudur. Bunu getirecek. Dolayısıyla bu sorun da bir sürenin sonunda çözülmüş olacak ve Girne artık bu çağda sel baskınlarının gölgesinde bir kent olmaktan kurtulacak. Bu hazırlığı biz yaptığımızda gördük ki Avrupa Birliği'nin 2007 yılında çıkardığı bir direktif var. Bu direktif de zaten size adım adım ne yapacağınızı söylüyor. Söylediği de tam bizim bu anlattığımız şeylerdir. Dolayısıyla Girne artık Avrupalı bir kent olmalı. Avrupa'daki politikalara uygun bir şekilde yapılandırılmalı ve bu sorundan giderek kurtulmalı. Bugün yapılanlara baktığımızda işte bizimle mevcut arasındaki veya eski zihniyetle bizim zihniyetimiz arasındaki fark çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü bugün yapılan şudur. Bir yağmur yağdığında biz bakıyoruz. Nereyi su bastı? Nerede sıkıntı yaşandı? Hemen orayı kazın, bir yatırım yapın. Bakalım bir sonraki yağmura kadar yaptığımız iş işe yaradı mı? Bu deneme yanılma metodudur. Bu 2018 yılında Girne'nin hak ettiği bir yöntem değildir. Kesinlikle. Dolayısıyla biz Girne'ye işte bu anlattığım bakışla hak ettiği değeri vereceğiz ve bu sorundan artık kurtulacağız. Zaten bu sorundan kurtulmazsa daha büyük sorunlar tabii ki arkasından gelecektir. Şimdi tabii trafikle ilgili çözümler ürettiğinizi biraz önce bahsettiğiniz o projeler hazır mı yoksa? Tabii hazır. Hepsi burada. Onlardan da bahsedebilirsek. Yani çünkü o trafiğin tam olarak nasıl çözüleceğini ortaya koymamız gerekiyor. Yani projenin hazır olduğunu söyledik ama nasıl çözülecek trafik problemi? Yani örneğin Girne'ye gideceğinde insanlar 3 kere düşünmesin. O trafik sorunu çözülsün. Bir de insanlar işe gideceğinde mesela konuşurken bir bakan da o Girne'de kalıyor. Dedim ya nasıl yetiştirin de gelin dedim ben de. Dedim bayağı sabahın köründe kalkarım 5-5.30'da yola çıkarım da. Yani o derecedir. Ben de şimdi buraya gelirken örneğin 1.30'daydı seninle olan programımız. Evet. Normal koşullarda benim eğer eski Girne'de yaşamış olsaydık veya daha düzenli bir kentte yaşamış olsaydık bir de çıkıp buraya gelmem gerekirdi. Ancak programı ona göre düzenledik ki geç kalmayalım. Saat 12'de ben yola çıktım. Çünkü biliyorsun bizde şimdi yeni yol çalışması var. O da sıkıştırıyor trafiği mevcut sıkışıklığa ek olarak. Dolayısıyla 12'de biz programı bitirdik ki 1.30'daki programa yetişebileyim. Evet. Şimdi işte bu anlattığım çerçevede insanların artık yaşam kalitesini çok ciddi şekilde düşüren, bize ekonomik olarak da çok ciddi kayıplar getiren, çevresel olarak da çok ciddi sıkıntılara yol açan konu burasıdır. Çünkü eskiden 5 dakikada gittiğiniz yer bugün 45 dakikada gidilemez oldu. Peki problem nedir? Nasıl çözülebilir? Birazcık da onları konuşalım. Tamam. Sevgili Ali. Şimdi biz yaptığımız çalışmada bir sefer şunu gördük. Özellikle doğudan gelen insanlar, yani Çatalköy'den, Balabaistan, Ozanköy'den, Doğanköy'den gelen insanlar, Girne kent içini sadece Lefkoşa'ya ulaşmak için bir transit geçiş amacıyla kullanıyor. Aslında Girne içinde bir işleri yok. Sadece Lefkoşa'ya gitmek için başka yol olmadığı için kent içerisini kullanmak durumunda kalıyorlar. Ve bu oranda öyle çok az bir oranda değil. Bizim yaptığımız çalışmada en az %20 insanlar, yani doğudan gelen insanların yarattığı trafik en az %20 düzeyinde bu şekilde oluşmaktadır. Dolayısıyla bizim bu bölgeden gelen insanları bir an önce Lefkoşa'ya ulaştırabilecek, hiç kent içerisine girmeden yeni güzergahları yaratmamız lazım. İşte burada biz iki tane güzergah çalıştık örneğin. Bunları çalıştıktan sonra tabii ki üçüncü güzergah, dördüncü güzergah önerileri de var. Onlar da tartışılıyor. Ancak biz en azından iki tanesini bunu hazırladık. Başka güzergahlar da olabilir. Bizim bunları işte az önce söylediğim çerçevede katılımcılık anlayışıyla toplumla paylaşmamız lazım. Alternatiflerimiz bunlar. Bunun maliyeti bu kadar, şunun maliyeti bu kadar. Hangisini yapalım? Hangisi o bölgede yaşayan insanlara daha az sıkıntı yaratır ve hangisi bizim sorunumuzu daha etkin bir biçimde çözer?
Biz iddia ediyoruz ki bizim hazırladığımız bu iki proje Girne kent içerisindeki trafiği %20 oranında azaltacak. %20 oranında azaltması demek de bize şunu getirecek. Kent içerisinde yapmamız gereken diğer düzenlemeleri artık ele almamız kolaylaşacak. Çünkü bugün Girne Belediyesi içerisinde çok küçük bir yolu bile kapatsanız zaten sıkışık olan trafik iyice keşmekeşe dönüyor. Dolayısıyla trafiği sıkıştıran unsurlardan biri olan kavşakların geometrisinin bozuk olması sorununu belediye ele alamıyor. Çünkü bir kavşak düzenlemesi yapayım dese günlerce trafik sıkışacak, günlerce keşmekeşe dönecek. Özellikle seçim döneminde olduğumuz bu dönemde de bu mevcut yönetime negatif yansıyacağı için bu konudan tamamen uzak duruluyor ve bu konu ele alınmıyor. Dolayısıyla biz önce alternatif yolları, daha sonra kavşak düzenlemelerini, bunun ardından toplu taşıma sistemlerini bir an önce devreye koyup kent içerisindeki trafiği yönetilebilir bir hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi peki bize önerilen nedir? Bunları biz konuşuyoruz şu anda. Bunun karşısına konan nedir? Doğu çevre yolu yapılacak ve trafik rahatlayacak. Peki ben soruyorum. Girne Belediyesi'nin bugün işte trafik master planı var. 2015 yılında geçirdiği ama uygulanmıyor. Raflarda bekliyor. Doğu çevre yolunun yapımı bu planda ne zaman öngörülüyor biliyor musun sevgili Ali? 2026 yılında. 2026 yılında yapılması planlanan bir doğu çevre yolu varken ortada biz hiç yatırım yapmadan, hiç hareketsiz kalarak bu sorunla mücadele edemeyiz. Diyelim ki biz mevcut hükümetle görüştük. Bu 2026'da yapılacak yolu sıkıştırdık, 2022'ye getirdik. 2022 dediğimizde 4 yıldır. Dolayısıyla bizim gerçekten trafikle ilgili bu bahsettiğimiz adımları bir an önce atmamız lazım ve trafik sorunundan kurtulmamız lazım. Son eklemek istediğim bir nokta var bu trafikle ilgili konuya. Girne'de bugün 20 bin tane üniversite öğrencisi var. Ve bu 20 bin öğrenciye biz etkili bir toplu taşıma sunamadığımız için bu öğrencilerimiz ya kendi araçlarıyla veya hafta sonları kiralık araçlarla trafiğe katılıyor. Dolayısıyla bu da trafiği sıkıştıran unsurlardan ve kolay çözülebilecek unsurlardan bir tanesidir. Kaldı ki sadece öğrenciler değil, kentte işte araç artık kullanamayan yaşlı insanlarımız, ortaokul lise çağındaki çocuklarımız, ancak aileleri onlarla ilgilenirse bir yerden bir yere gidebiliyorlar. Ve özellikle ortaokul lise çağındaki öğrencilerimizi okuldan alıp kursa, kurstan alıp özel derse, özel dersten alıp eve götürmek için aileler bugün perişan oluyor. Kim hangi saatte çocuğu alacak da bir yerden bir yere götürecek? İşte biz bu öğrencilerimize de, yaşlı insanlarımıza da, üniversite öğrencilerimize de eğer etkili bir toplu taşıma sistemini kurarsak, güvenli ve kaliteli bir toplu taşıma sistemini kurarsak trafikte çok doğal olarak bir araç çekilmesi de zaten olacaktır. Bu da trafiği rahatlatan unsurlardan sonuncusu olarak karşımıza çıkacaktır. Şey noktası nedir? Altyapı noktası. Hangi altyapıdan bahsediyoruz? Yani drenaj sistemleri, kanalizasyonlar. Konuştuk onu biraz önce. Yok, şey anlamında, şey anlamında söylüyorum. Yani şimdi yollar yapılıyor, dökülüyor ama evet, mesela evlere o evet, altyapılar yapılmıyor. Yani bunun telefonu vardır, elektriği vardır, bu noktalarda diyorum. Çünkü yeni yapılaşmalar vardır. Bir de tabii dikey büyüme noktası çok sıkıntı yaratıyor şeyde, Girne'de. Yatay büyüme mi olması gerekiyor? Bu da çok tartışılan bir şey. Bu öneriliyor. Evet. Diğer tarafta diyor ki yatay büyüme olmaması gerekiyor. Çünkü yani ekip biçmek de gerekiyor. O nedenle dikey büyüme olması gerekiyor diye var. Bu noktalardaki görüşleriniz nelerdir? Şimdi şunu söyleyeyim. Bu dikey büyüme konusu tabii yıllardır tartışılıyor Girne'de. Ve hep deniyor ki biz kısıtlı bir toprağa sahibiz. Dolayısıyla işte dikeye doğru büyüyelim ki yeşil alan kalsın bize, toprak kalsın. Doğru mu? Evet. Şimdi 2010 yılında bu düzenlemeler yapıldı. Emirname değişikliği yapıldı o dönemin hükümeti tarafından. Ve biz Girne'de dikey büyümeye başladık. Peki birisi bana anlatsın. 2010 yılından 2018 yılına gelene kadar Girne'de kişi başına düşen yeşil alan sayısı kaç metrekare arttı? Artmadı. Giderek azaldı. Çünkü siz dikey büyürken bununla paralel olarak belli düzenlemeleri yapmadınız. Yan yana 4 parselde 4 tane 4 katlı bina yapıyorduk biz eskiden. Eğer bunu düzenleyip örneğin 16 katlı bina yapsaydınız belki bunu ben anlayabilirdim. Çünkü derdim ki evet 4 parselin bir tanesini kullandı, 16 katlı bina yaptı ama geri kalan 3 parseli de bize yeşil alan olarak kazandırdı örneğin. Bu olmadı. Dolayısıyla ne oldu? Yan yana 4 parsele 4 katlı bina yapmak yerine biz 4 tane 10 katlı bina yaptık.
Ve bu da hem yoğunluğu artırdı, hem giderek görsel kirlilik yarattı, altyapıyla ilgili çeşitli sıkıntılar yarattı. Dolayısıyla dikey büyüme, yatay büyüme konusu tartışılırken bu unsurlarla birlikte öncelikle tartışılması gerekir. Daha sonra ama Girne'nin topografik yapısına uygun bir şekilde kat sayısını bizim tartışmamız gerekir. Şimdi Mausa'daysak belki 4 katı, 5 katı, 10 katı tartışırız. Ama Girne'de biz böyle standart katlarla ilerlememiz mümkün değil. Çünkü Girne dağla deniz manzarasının olduğu bir yerdir ve Girne'yi işte kat konusunu bu şekilde ele almamız ancak bize o dağ ve deniz manzarasını korumamızı sağlar. Biz bunu bugün söylemedik. Biz bunu imar planının tartışıldığı dönemde yazılı olarak da Girne Belediyesi'ne, Şehir Planlama Dairesi'ne anlattık. Topografya unsurunu imar planında göz ardı ediyorsunuz. Kat sınırlamasını 5 kata düşürmeniz size hiçbir şey kazandırmayacak dedik. Çünkü topografyaya dikkate almadan yaptığınız yeni 5 katlar aynı 10 katlar gibi yine size görsel kirlilik yaratır ve bu da kentteki dağ ve deniz manzarasını kaybetmenize yol açar. Dolayısıyla bu dikey büyüme, yatay büyüme konusunu ancak diğer unsurlarıyla birlikte ele alırsak biz sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz sevgili Ali. Cumhur Yılmaz yaşanabilir bir Girne için bir rol başkan göreve gelmedi demiş. Trafiği nasıl yapacağınızı soranlar oldu anlattığınız biraz önce. Yine bakıyorum değişik bir soru varsa diye bakıyorum. Malum otelle ilgili ne yapacaksınız sorusu var. Malum otel derken malum otel hangisiyse atsın ama herhalde birkaç tane malum otelimiz herhalde var. O şey Kaya Artemis'in otelinden herhalde onunla ilgili ama daha açık sorarsa biz de ona uygun cevap verelim. Peki ben sormuş olayım bunu. Ne yapılacak o konuda? Çünkü bayağı müjdele verdiniz o konuda siz. Doğrudur. Şimdi bu konu tabii ki çok önemli bir konu. Ve bu konu her ne kadar Girne İnisiyatifi'nin sadece bu konuyla ilgilendiği söylense de aslında bununla sınırlı olmayan bir konuydu. Bize Girne 2. Bölge Eminame değişikliğini getirdiklerinde hatırlayacaksınız. Tevasilya'dan Esentepe'ye kadar bütün kıyıların tıpkı bugün bizim Girne Beyaz Bölge dediğimiz yerde olduğu gibi yüksek katlı yapılaşmaya açılması konusuydu. Hı hı. Biz buna itiraz ettik. Dedik ki sizin bu yapacağınız değişiklik Girne kıyılarını Esentepe'den Vasilya'ya kadar adeta bir Çin Seddi'ne çevirecek ve bizim Girne'de artık denizle olan bağlantımız tamamen kopacak. Dolayısıyla biz buna itiraz ettiğimizde o dönemde bu planı hazırlayan insanlar bize dedi ki evet haklısınız, biz bunu düşünmemiştik. Bütün kıyıları biz eğer mavi bölge yapar da yüksek katlı otel ve turizm yatırımlarını açarsak Girne'nin kıyıları Çin Seddi'ne döner. Dolayısıyla evet. Biz yaptığımız hazırlığı revize ediyoruz ve biz bunu 4 bölgeyle sınırlı tutuyoruz. Biz dedik ki bu da doğru değil. 4 bölgeyle siz sınırlı tutsanız da bu bölgelerden bir tanesi de malum otelin oteli olduğuna göre ve o günlerde hatırlayacaksın basında bu konu çok tartışılmıştı. Bu kişiye özgü bir değişikliktir. Siz aslında bir planlama yapıp ona uygun bir yapılanma yapmıyorsunuz. Siz bir kişiye özel bir emirname değişikliği yapıyorsunuz. Dolayısıyla biz buna karşı çıktık. Ve o dönemde tabii çok farklı argümanlarla, teknik argümanlarla bu konuyu anlatmış olmamıza rağmen dönemin hükümetini ikna etmemiz mümkün olmadı. Ve bu emirname değişikliği bir şekilde hayata geçirildi. Biz de gittik. İnandığımız şeyler doğrultusunda hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bu emirnameyi Yüksek İdare Mahkemesi'nde dava açarak bağımsız yargının gündemine getirdik. Bağımsız yargı yaptığı değerlendirmede bizim ortaya koyduğumuz iddiaların doğru olduğunu, bu emirname değişikliğinin hukuka aykırı olduğunu söyleyerek emirname değişikliğini iptal etmiştir. Gelelim diğer konuya. Evet. Şimdi burada bu yapılaşma, 4 katla sınırlı olan yapılaşma, inşaat aşamasındayken 4'ü aşan bir şekilde 6 kat, 7 kat olarak yapıldı. Ve burada aslında Girne Belediyesi'nin ciddi şekilde konuya müdahil olup engellemesi gerekiyordu, engellemedi. Bize o dönemde söylenen geç fark edildiği vesaire konusuydu. Ancak daha sonra o konuyla ilgili de belli iddialar gazetelerde yer aldı. Bu malum otelin direktörü, örneğin bu konuyla ilgili Girne Belediye Başkanı'nın aslında meseleden haberdar olduğunu, ancak ne yazık ki bu emirname değişikliğinden haberdar olan Girne Belediye Başkanı'nın bu konuyla ilgili aktif bir mücadele biz vermediğini gördük.
Daha sonraki mahkeme... Aslında sanki biraz böyle bir dönem verir gibi söylemler, böyle biraz cesur çıkışlar oldu ama sonra bir geri çekilme oldu. Bilmiyorum ama ben etkili bir mücadele yapıldığını i̇şte düşünmüyorum. Benden olsun, dolayısıyla... Benim mücadele vermedi. Sadece bir söylem yaptı, o söylemin arkasında duramadı. Bilmiyorum. Oradaki tabii kendisi elbette bunu cevaplaması evet, gerekir. Ancak benim söylemek istediğim şudur. Bir sefer bir kentte eğer kim olursa olsun en yakın akrabanız da olabilir, anneniz babanız da olabilir. Eğer hukuka aykırı, imar hukukuna aykırı bir gelişmeye siz göz yumarsanız herhangi bir kişiye, bu kentte başka insanların da imarı çiğneyecek bir rahatlığa kavuşmasına yol açar. Dolayısıyla siz buna hiçbir şekilde müsamaha göstermemeniz gerekir. İmarla ilgili konuları oturun, düzenleyin. Yeni bazı ihtiyaçlar varsa onları yasal mevzuatlarınıza ekleyin. Ancak bunu kişiye özel değişikliklerle, kişiye özel değerlendirmelerle yapmayın. O hukuka da sadık kalın. Çünkü uymadığınız her noktada işte kentte böyle terör olur. Onu gören başka gelişmeler yapar. O yaptı, ben neden yapmayayım der. Ve işte kentte giderek bu hale gelir. Dolayısıyla bizim itiraz ettiğimiz nokta orasıydı. Bundan da hiçbir çekincemiz, hiçbir kuşkumuz yoktur. Yarın olsa yarın da aynısını yaparız. Evet, tabii sorulardan bir tanesi Sümer Aygın'la ilgili. Evet. Sümer Aygın'ın aday çıkması sizi etkiledi mi ve parti disiplinini bozdu mu gibi bir soru var. Şimdi parti disipliniyle ilgili konuyu sanırım benim cevaplamam doğru olmaz. Kesinlikle. Çünkü zaten ben Sayın Başbakan'ın açıkça bir ifadesi var. Evet, çünkü isim vermese de. Aday olduktan sonra biliyorsun parti içerisindeki bütün yönetim kurulu görevlerimden de adaylığım sonlanana kadar çıkarılmış bulunuyorum tüzüğümüz evet. gereği. Dolayısıyla bunu elbette ki partimizin yetkili organları ele alıp sonuçlandıracaktır. Adaylık konusu beni engelledi mi dersen hiçbir şekilde beni engellemedi, etkilemedi. Çünkü ben zaten bekliyordum böyle bir adaylığı. Ben CTP içerisinde çok uzun yıllardır gençlik örgütünde, parti meclisinde, ilçe yönetim kurulunda görevler aldım. Dolayısıyla beklemediğim bir adaylık değildi. Hiç de şok olmadım. Beni etkileyen kısımlarını arkadaşlar eğer daha açık söylerse anlatırım. Ancak benim söylediğim şudur. Hiçbir şekilde bu konu bizim gündemimizde değil. CTP tabanı açısından, CTP kadroları açısından hiçbir zafiyet söz konusu değil. Ama daha önemlisi CTP'nin dışındaki insanlar da şu anda bize çok ciddi ilgi gösteriyor. Yeni Girne vizyonumuzu sahipleniyor, ona omuz veriyor ve biz giderek her geçen gün çoğalıyoruz, her geçen gün büyüyoruz. Dolayısıyla meseleye bu yönde baktığımızda bu adaylığın da başka bir adaylığın da bizi etkilemesi söz konusu değil. Başında da ben zaten sana söylemiştim. Herhangi bir adaylık çıkar mı, ittifak olur mu gibi biz bir değerlendirme içerisinde hiç olmadık. Biz hazırlığımızı yaptık, kentin problemlerini tanımladık, onunla ilgili çözüm önerilerimizi çalıştık ve sokağa çıktık. Dolayısıyla mesele bundan ibarettir. Evet. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin desteği var mı size Girne'de de? Şu anda bir açık desteği henüz söz konusu değildir. Ama siz muhakkak ki görüşüyorsunuz. Ancak yani. Toplumcu Demokrasi Partisi'nde aday çıkarmadı, üye olan Toplumcu Demokrasi Partisi içerisinde yer alan bir sürü dostumla, bir sürü yoldaşımla ben uzun süreler yol yürüdüm. Onların şu anda bana desteği elbette ki söz konusudur. Ancak tabii ki beklentimiz bu desteğin açık bir desteğe de dönüşmesidir. Dönüşebileceğiyle ilgili partisinin Lefkoşa'da yaptığı gibi. Dönüşebileceğiyle ilgili belli işaretler vardır. Bunun gerçekleşip gerçekleşmemesi açıkçası bugünkü sonucu çok değiştirmez. Ama destek açık destek alınması da tabii ki farklı anlamlar kesinlikle. İçerir. Bu kadar yıldır birlikte yol yürüdüğümüz insanlarla sokakta daha rahat kucaklaşmamızı getirir. Bunu da tabii ki arzu ederiz. Evet. Ayşe Kişmir demiş ki Sayın Karaman çok güzel projelerden bahsediyor ama önemli olan sürdürülebilirlik. Hı hı. Bütün projeleri yapıp daha sonra denetlemek ve ilk günkü gibi kalabilmesini sağlamak çok önemli. Bir de Girne'nin her yeri gereksiz tabelalarla dolu. Göz yoran ve gereksiz çok fazla tabela mevcut demiş. Hı hı. Doğru. Görüntü kirliliği konusu tabii ki çok önemli. Bu konuda bir reklam tüzüğü hazırlığı vardı geçmişten gelen. Bu konu ne yazık ki bu dönemde bitirilemedi. Evet. İlk günkü gibi kalabilmek konusu çok önemlidir. Bu benim en çok önemsediğim şeydir. Başlangıçta dün akşam bir şölen yaptığımızı ben söylemiştim. O şölende yaptığım konuşmada çok açık olarak bir şey söyledim. Hem Cumhuriyetçi Türk Partililere hem de bütün Girnelilere benim bir taahhüdüm oldu. Bizi bağlayan yasalar var.
Örneğin ben CTP üyesi olarak CTP'nin tüzüğü beni her noktada bağlar. Oradaki ilkeler, oradaki değerler, görevlerim, sorumluluklarım beni bağlar. Yarın 24'ünden sonra belediye başkanı olarak oraya geldiğimizde belli yasalar bizi bağlayacak. Ancak yasaların ötesinde sevgili Ali, bizi bağlaması gereken etik değerler var. Ve ben dün akşam açık olarak bunu taahhüt ettim. Yasalar kadar etik değerler de beni mutlaka ilgilendirecek ve yürüdüğümüz bu yolda her zaman bizim yolumuzu aydınlatacak. Dolayısıyla Ayşe Hanım'a çok teşekkür ederim. Bu konuyu dün akşam ben açık olarak zaten taahhüt ettim. Evet. Belediye ihalesiz Hasan Ali Akar soruyor. Belediye ihalesiz iş vermeyi durduracak mı yoksa arada yemeye devam edilecek mi? Demek ki bazı şeylerin farkında millet. Ben zaten söyledim. Biz söylemesek de Girneli aslında meselenin ne olduğunu biliyor. Biliyor. Biraz önce cevapladığım konu sanırım buna da cevaptır. Ama tekrar edeyim. Yasalar bizi bağlar. Ama yasalar kadar etik değerler de bağlar. Bu hem yasal bir konudur hem de etik bir konudur. Dolayısıyla böyle bir şey bizim açımızdan söz konusu olmayacak. Peki. Yavaş yavaş son 4 dakikamıza girdik. Bu 4 dakika içerisinde benim sormadığım, eksik bıraktığım bir şey var mı? Bunu şey yapalım. Bir de en çok neye güveniyorsun? Mesela ben bir avuk karamana baktığımda ben en çok samimiyetine, üzerinde giydiği beyaz gömlekle girip o beyaz gömlekle çıkacağına yüzdüz ben mesela gönülden inanırım. Çok teşekkür ederim. Çünkü bugüne kadar dediğin gibi hani işte elbette bir partiye mensupsun ama ben seni daha çok sivil toplum örgütlerine verdiğim mücadelelerden daha çok takip eden ve oralardaki duruşların hükümette kimin olduğu pek de umurunda olmadan ki tavırların arkadaşlarınla bütün herkesle birlikte. Bunlar beni mesela cezbeden şeyler senin açan. Bir de artık şunu da görmemiz gerekiyor. Lefkoşa'ya bir başkan geldi. 4 yıl önce Mehmet Armancı kaç yaşındaydı? Şimdi kaç yaşındadır? Hala daha gençti. Ve neler yapabildi? Akdoğan'a genç bir başkan geldi. Neler yaptı ortada? Genç bir başbakana sahibik. Genç bir başbakan yardımcısına sahibik. Ellerinden geleni yapıyorlar. Elbette eksiklikleri vardır. Elbette Harmancı'nın diğerlerinin de vardır ama artık genelde böyle gençlerin üstlenmesi gerekiyor. Yani hep eskileri yapacaksa gençliği yetiştirmenin ne anlamı kalır diye de böyle içimden geldiği için söyledim bunu. Seni en çok nedir burada tutan, ayakta tutan? En çok neye güveniyoruz dersen sevgili Ali, en çok şuna güveniyoruz. İnsanlar bizi tanıyor. İnsanlar bizi dürüst kişiliğimizle, bugüne kadar aldığımız görevleri sonuna kadar götürmemizle tanıyor. Dolayısıyla benim bir sefer kendi açımdan en çok güvendiğim şey budur. Ben eğer bir işi aldıysam, onu sonuna kadar mutlaka götürürüm. Yarın bırakmam. Gerekirse uyumam, gerekirse başka şeyler yaparım ama o işi ben sonuna kadar götürürüm. Bugüne kadar bütün aldığım görevleri de bunu yaptım. İkincisi elbette ki Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne. Güveniyorum, partimdir. Onun üyelerine güveniyorum. Bizi bu süreçte yalnız bırakmadılar. Sonuna kadar da bizimle birlikte olacaklar. Buna güveniyorum. Ve tabii ki bugüne kadar görev aldığım, birlikte yol yürüdüğüm sivil toplum örgütlerindeki yol arkadaşlarıma güveniyorum. Ama bununla birlikte tabii ki Girnelilere de güveniyorum. Çünkü Girneliler bugün meselenin farkındadır. İşte bakın sorular soruyorlar. Yapılan işleri onlar zaten görüyor. Bugüne kadar Girne'yi yöneten zihniyetin Girne'yi getirdiği noktayla bizim alıp bu noktadan çıkaracağımız yeri Girne'li biliyor, görüyor bugün. Dolayısıyla ben buna da güveniyorum. Biz bu seçimden sonuç ne olursa olsun alnımızın akıyla çıkacağız. Ama sonuç güzel olacak ve sonuçta hep birlikte biz kazanacağız. Biz Girne'yi sadece seçim anlamında değil, dokusu anlamında da, ekonomisi anlamında da, çevresi anlamında da yeniden geri kazanacağız 24 Haziran'da ve 25 Haziran sabahı umut dolu bir Girne'ye yeniden uyanacağız. Ben son olarak bunları söylemek istedim. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sayıda mesaj da var. Bakıyorum, cevap da veriyorum kendilerine. Yani çünkü
sorulan sorularda trafik özellikle soruluyor. Hı-hı. Özellikle şey soruluyor. Denize akan şeyler, lağım suları falan hepsi soruluyor. Hı-hı. Ben cevapladı, şunu dedi, bunu dedi diye de yazmak zorunda kalıyorum arada. Ben insanlarımıza şunu söylemek isterim. Ama o deftercik sanırım önemli olan. Cevaplayamadığımız yani. Herhangi bir soru varsa, kafalarında yeterince açılmayan herhangi bir soru varsa bize her an ulaşabilirler. Sosyal medya üzerinden ulaşabilirler. Girne ilçe binamıza gelebilirler. Zaten bölge toplantılarımız başladı. Oraya katılabilirler. Eksik bıraktığımız bir nokta bizim olmadığını düşünüyoruz. Ancak varsa onu da mutlaka birlikte tartışmak ve çözümünü ortaya koymak isteriz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Bugün de bizimle birlikte oldunuz. Çok sağ olun. Başarılar diliyoruz size. Umarım Girne için en hayırlısı neyse o olur diyelim ve programı kapatalım. Çok sağ ol sevgili Ali. Evet, Kıbrıs dosyasının gün adına sonuna geldik. Tabii ilerleyen programlarımızda yine Birol Karaman'ın stüdyomuzda ağırlayacağız. Bayağı projelerle geldi. Bu projelerin belki de dörtte birini ancak konuşabildik bir saat içerisinde. Daha çok projesi var. Ve bunların üzerinde uğraşıyor. Biz gelecek hafta salı günü yine stüdyomuzda çok değerli bir konukla birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.